Çakal 2, saraya hızlıca giriyoruz ve daha hızlı çıkıyoruz. Yapmanız gerekeni yaptığınız zaman o yeri haritadan sileceğiz. Anlaşıldı Çakal 1, orada çay molası vermeyeceğiz. Muhtemelen berbat olurdu. Bir sığınak arıyoruz. Bizim en iyi tahminimiz yerin üzerindeki uzak taraftan bir erişim olabileceği yönünde. Göreceğiz. Bütün bunlar olduktan sonra bizi oradan tek parça halde çıkartmak işi talon 1'e kalmış. Benim tercihim öyle olurdu. Hadi şunu halledelim o halde. Neredeyse oraya vardık. İşte bu. Saray önümüzde. Gayet canlı gözüküyor. Buraya geldiğimizi biliyorlar. Geliyorlar. Gözünüz çatıda olsun. En sevgili dostlar, açılışımızı yapamadık. Direkt olarak çünkü aksiyonla başladık ama nerede olduğunuzu çok iyi biliyorsunuz. Kaliteli filtresi Türkçe oyun videolarının adresi. Frank Benjamin'in kanalındasınız. Ve sizlerle birlikte Call of Duty Black Ops 6 serimize kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Saddam'ın sarayındayız arkadaşlar. Bir önceki bölümde çöl fırtınası operasyonunun dahilinde Iraklılara ait Scud füzelerinin bataryalarını füze atma rampalarını havaya uçurmuştuk ve İngiliz SAS kuvvetleri de bunun karşılığı olarak bize bu saraya girmek için yardımcı oluyorlar. Oyunumuz harika gidiyor arkadaşlar. Müthiş bir deneyim sunuyor. Son yıllarda oynadığım en iyi Call of Duty deneyimini yaşıyorum desem yalan olmaz. Gelin gelin. Evet, burada bir kasa olmazsa olmaz. Saraydayız. Hemen şunu ayarlayalım arkadaşlar. Altı. Sekiz. Beş. Dokuz. Altı, sekiz, beş, dokuz. Oh yeah. Hemen alacağımızı alalım. Hop. Biz şu tarafa bakmaya devam edeceğiz. Sarayın içerisine doğru geri çekiliyorlar. Hadi girelim şuraya. Sığınak sarayın arkasında, hadi gidelim. Peşinden geliyoruz Case. Devam edelim. Go go go! Arkadaşlar, oyun içinde barındırdığı potansiyel sebebiyle biliyorsunuz kuvvette son anda yasaklandı çıkışı. Come on, you gotta be fucking kidding me. Bu arada arkadaşlar, yani şu patlama sırasında bu bir süredir ben Call of Duty oyunlarında da görmüyorum bu uzun parçalanması bu ahmetli. Evet, durmak yok. Bastırmaya devam edin, gidelim. Hava saldırısını kullanabiliriz. Case, hava saldırısı.
Şu mu yani? Of 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 of. Oh no. Bunlar özel kuvvetler. Belli ki. Ah! Bastırmaya devam edin. Oğlum öleceğiz. Beyler. Biz bombaya geri geçelim. Case Adler benimle birlikte. Biz aşağı iniyoruz. Tamam, alanı tutacağız. Bu konuda hızlı davranın diyor arkadaşlar. Evet, paraları tabii ki de alalım. İçeride düşman var. Mermi fena sekti götümüzden. Temiziz, gideriz. Geliyorum. Come in brother. Çok bekleyecek miyiz daha abi? Evet, sığınağa doğru iniyoruz. Woo! Good God. Saddam's hoarding millions down here. Saddam burada milyonları tutuyor. Can you trade it all for a altın doyet bu kadar değerli olamaz. Yani milyon değerinde olabilir anlamında. Bunları büyük silahlarla takas edecek. Baksanıza arkadaşlar, Babil İmparatorluğu'na da ait plakalar falan var. Temiz. Burada neler olmuş böyle? Bir biyo tehlike kabini. Alavi'nin bahsettiği şeyin uygulaması olmalı. Şuradaki kutuda ne var dersin? Bir bakalım. Bakalım. Evet, kimyasal bir başlık ya da bir tüp içerisinde bir şey var. Neyimiz var? Cradle, beşik demek arkadaşlar ama ben Cradle diyeceğim. Pentium'un lanet olası bir kimyasal silahı var. Ve bunu Saddam'ın eline mi vermişler? Yani örneğini. Evet, gördüğüm şey bu. Ne buldun? Bir disk. Evet, bütün notlar Rusça. Matvey Gusev tarafından yönetilen bir proje. Görünüşe bakar, tanıyor musun gibisin onu? İsmini tanıdım. Gusev, Sovyetler Birliği'nin biyolojik silah programında bir bilim adamıydı. Biyopreparat. İstihbarat geçen sene Rusya'yı uçarken yakaladı. Sonra ortalardan kayboldu. Gusev, Pantheon'a Sovyetlerin biyo silahını mı verdi? Hayır, buna bakacak olursak... Tanıdık olduğum bir araştırma tesisi. Amerikan. Amerikan mı? Tamamdır. Evet. Ziyaretimiz bitti. Çıkıyoruz. Hadi. Aa, burada para mara yok mu ya? İhtiyacın olanı aldın mı? Tam olarak değil. Ama alacağımızı aldık. İhtiyacımız olanı aldık. Evet. Burayı boşaltmamız lazım. Sarayın çatısında buluşalım. Öyle olsa iyi olur. Geçmemiz lazım. Oh. O çatı bizim destinasyonumuz. İndirin şunları. Çatıdaki adamlardan bahsediyor. RPG var. Bu tipler de kim böyle? Pantheon kardeşim, Pantheon. Biz tanıştık. Çok acayip tipler. Hadi gençler.
Come on guys. Up the road. Okay, tamam, halatlara. Case gidelim. Evet, yanlışlıkla bombaya bastım. Hava topu saldırısı talebiniz için hazır. Abi şimdi tek başıma burada tek başıma savaş veriyorum ya. Bir Allah'ın kulundan da destek alamadım ya. Nedir bu ya? Kantiyon helikopterleri geliyor. Çakal 1-1. Düşman kuşları doğudan geliyor. Düşman gruplanmaları var. Yaklaşıyorlar. Anlaşıldı. Elimizde ne varsa onlara verelim. Burada bir silah stoğumuz var. Hava desteğine ihtiyacımız var. Ow. Hiçbir işe yaramadı. Güzel. Hadi. Kaçış noktasına. Güneyden gelen araçlar var. Yerinizi koruyun. Daha fazlası geliyor. Bir tanesi gitti. Bu silah güzel. Çıkışımız nerede? Çakal 1. Ben Talon 1. Evet, yarım minnetinizsiz. Talon 1, burası çok sıcak. Düşman helikopterleri geliyor. Anlaşıldı. Yetişmez. Ah! Sniper indi. Ah! Talon 1. Hava temiz. Derhal buraya gelin. Wow! Hazır olun. Hadi 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 hadi. Atlayın atlayın. Yükseliyorum. Komuta. Hedef sizindir. Anlaşıldı. Geliyorum. Manzaranın tadını çıkartın. Seni tekrardan görmek güzel. He bak da şuna Edir. Evet. Bir konuda anlaştık. The Pantheon has a biological. Pantheon'un biyolojik bir silahı var. The papers we found in that bunker, they had a name attached. Sığınakta bulduğumuz kağıtlara göre bir isim iliştirilmiş. Matthew Gusev. Sovyet silah kimyageri. Irak'ta hala olduğuna inanıyoruz bir yerlerde. Adler onu bulmak için gönüllü oldu. Felix bulduğumuz diskin içerisine bakacak ve geri kalanımız bu Cradle denilen şeyin temelini araştıracak. Eğer Adler haklıysa bu şey Amerika Birleşik Devletleri'nin araştırma tesislerinin birinden çıkmış olabilir. Bir Sovyet kimyager bir Amerikan biyo silahı üretiyor. Biz ne biçim bir şeyin içerisine düştük böyle? Harrow'a bu sözde araştırma tesis hakkında soru sordun mu? Cevap vermiyor. Limix'ine bakmasını söyledim.
You think something's happened to her? Sence ona bir şey mi oldu? Eğer öyle olduysa bu benim hatam. Dünyanın yükü senin omuzlarında. Riskleri biliyoruz. Evet. Tam olarak hayal ettiğim şey bu değildi. Çünkü bu sadece senin aklında değil. Case ve benimle birlikte Birleşik Devletler'e ait bir alana gitmek hakkında ne düşünüyorsun? Bunu düşünebilirdim. Felix hala mutfakta mı? Şikayet etme. Siz çöl gezisi yaparken biz gayet iyi beslendik. Adler'in bulduğu diski dekripte etmesi lazım. Hey şef. Diski henüz daha dekripte edemedi mi? Sabır. Lütfen. Kriptografi balon balığı hazırlamak gibidir. Hızlı davranırsan her şeyi kaybetmeyi göze alabilirsin. Pekala. Bize balon balığı mı servis etmeyi düşünüyor? Bakışa bak. Şikayet etmek yok demiştin. Öyle demiştim değil mi? Evet. Evet, gitmeye hazır olduğumuz zaman bana haber ver diyor. Şimdi arkadaşlar bayağı bir şey paramız var. Onları şurada harcayabiliriz. Training Ground'u da açmadık hala ama bakalım. 2250 arkadaşlar. Burayı bir arttırabiliriz bence. Gear Station. Lower Up'ı arttıralım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şu şeyi açacağım ya. Şurayı da açmak istiyorum ben. Burasıyla alakalı geliştirebileceğimiz bir şeyler, yani ne var bilmiyorum. Talimse sadece boşu boşuna 500'ümüz gitmemiştir umarım. Ama sanmıyorum arkadaşlar sadece talim olacağını ya. Bakalım anlayacağız şimdi. Şöyle bakalım. Training area. Evet bunlar var arkadaşlar. Oo. Total canımızı arttırıyormuş. Güzel şeyler varmış meğersem. Patlayıcılardan alınan hasarı %25 azaltıyormuş. Bayağı iyi şeyler var arkadaşlar ya. Baksanıza. Gung Ho mu? Evet. Ekipman kullanırken ki arkadaşlar bu hareket kısıtlamalarını azaltıyormuş. Bayağı iyi şeyler aldık. Baksanıza yani full upgrade olan şeylerimiz çok artmaya başladı. Neyse tamam sıfırladık parayı bu arada. Bence devam edelim. Şuraya bir check yapalım arkadaşlar. Evet şimdi yeni bir görevimiz burası arkadaşlar. Emergency. Yani acil durum var. Burada bir şeyler konuşuyorlar ama ben şuraya bir tıklayayım arkadaşlar. Kendileri arkada. Yeni görevimize başlayabiliriz bence direkt. Adler Pantheon'un ileri teknolojiler ve aplikasyonlar isimli askeri araştırma tesisine erişim izinleri olduğuna inanıyor. Kulağa etkileyici geliyor. Kentucky'nin doğusunda konuşlanmış. Binaya dışarıdan baktığında Cosper çözümleri tabelası var. Altında ise tamamen başka bir hikaye var. Bu yer bayağı bir izole gözüküyor. Ormanlar ve tepelerden başka bir şey yok. Birkaç mil öteye park etmemiz lazım. Yürüyüş yapacağız. İçeriye girdiğimiz zaman biyoteknoloji kanalına gitmemiz lazım. Adler bu Cradle denilen silahın buradan geldiğine inanıyor. Bu şeyin ne olduğuna dair bazı cevaplara ihtiyacımız var. Bir noktada Adler'in orada çalıştığını söylememiş miydin? Yani bilgi olarak 10 yıl evvel. İnsan deneklerinin üzerinde kullanılan gizli ve benzersiz programlardan bahsetti. Sonrasında birden bu yer kapatılmış ve biyolojik bir kaza sebebiyle karantina altına alınmış. Cradle, beşik. Kesinlikle bu taraftan bakabiliriz. Sev, senin tarafında işler nasıl? Hala girmenin yolunu arıyorum. Kuzeydeki kapılar tamamen mühürlenmiş. Senden haber? Case ve ben güney kapısındayız. Evet, görüşe bakarsak birileri buradan geçmiş. Yük asansörü kullanılmış. Zincir kırılmış. Maskenizi sakın. Evet, senin sıran. Geçelim bakalım.
Wow! Hey, stop! Okay, zıpla! O da kopacak, o da kopacak. Geis! Oğlum maskemiz kırıldı lan. Geis, beni duyuyor musun? Cevap versene oğlum. Geis! Oh no. İyiyim ama böyle pis bir şeyler nefes almış olabilirim. Maskem kırıldı. Sanırım açı açtım. Neyse hala hayattasın. Bu da bir şeydir. Sen ve ben aşağı inip başka yolu bulacağız. Evet. İçeri girdiğim zaman haber veririm. Devam et. Bak bakalım. Biyotek tarafına geçmenin bir yolunu bulabilecek misin? Dikkatli ol. Evet, bunu daha solumaya dene. Havada ne varsa bilmiyoruz. Sanırım ben bunun ne olduğunu tahmin edebiliyorum. Alanı tara. Şurada bir şey var. Anam! Ağzına tüküreyim. Yapmayın böyle şeyler. Zorla açacağız. Evet, çok tuhaf şeylerle karşılaşacağız. Bu çok açık. Kesinlikle tuhaf araştırmaların yapıldı. Bu gaz, Woods'a verilen gazın aynısı olabilir mi? Ya da Mason'a. Bütün görevli ve ziyaretçilerin dikkatine. Evet, şu anda zararlı bir materyal hatası sıkıntısı yaşıyoruz. Bu bir tatbikat değildir. O neydi, öyle biri koştu bu tarafa. Korku oyununa döndü iyicene. Oyun. Şuraya bakmamız lazım. Evet. Bir şeyler bulabilir miyim diye bakıyorum arkadaşlar ama gideceğimiz yerler sınırlı sanırım ki. Tamam, ver. Tamam, burayı açamıyorum. Muhtemelen buraya da giremeyeceğim arkadaşlar. Bir deneyeceğim ama. Evet. Herhangi bir şey yok. Buralarda bir şey var mıdır acaba? Biyoteknoloji kısıtlandı. Lütfen erişim için güvenli alını. Gidin lan. Ananı senin. Oğlum bunu oyna. Zombileri koymuşlar oyuna. Ah, telefon çalıyor. Kafayı yiyorum. It's for you. Bu senin için. Cevap ver. It's fantastic.
Hey, seni tekrardan görmek falan çok fantastik Case. Nasıl hissediyorsun? Dosya bir hatırlatma. Evet, bu işletmenin bu bölümü hastalar için, ziyaretçiler için kapatıldı. Umarım anlarsın. Tekrardan hoş geldin Case. Biyoteknoloji güvenlik erişim 4 tarafından engellendi. 4 direktör anahtarı girişin gerekli diyor. Evet arkadaşlar, direktör key kartları için haritadan bir bak diyor. Şu anahtarların hepsini bulmamız lazım arkadaşlar. Şuraya giriş yapacağız. Şu anda şurası açık gibi gözüküyor. Evet, hala anıların tazelenmedi mi? Evet, bu mekanı tekrardan göreceğimizi hiç tahmin etmezdim, düşünmezdim. Evet, aradığımız merdivenler burası mı? Buraya mı gideceğiz? Evet. Ya arkadaş, bu nasıl bir oyun? Endişelenme. Artık bize zarar veremez. Biz özeliz. Bu Cradle denilen gazı ilk kez 10 sene önce deneyimlediğimizden beri özelmişiz. ...85 arkadaşlar şuraya... Günaydın. İleri... ...savaş araştırma bölümüne hoş geldiniz. ACR çalışanları... ...için uyarı. Yetkilendirilmiş güvenli ekipmanlar test zemini boyunca sürekli üzerinizde olmalıdır. Case'in bağlantı sorunları olabilir. Şimdilik telsizi sessiz. Case, bunlarla başa çıkabiliyor musun? Hayır, pek sayılmaz abi. Ya da acaba bizi duyabiliyor musun mu demek istedi? Muhtemelen onu demek istemiş olabilir. Daha büyük kuvvet ihtimal ama ben sizi duyuyorum, siz beni duyamıyorsunuz. Arkadaşlar, zombileri bunun içine eklemeleri, şu gaz ile bunu kombinlemeleri harika olmuş. Mükemmel bir deneyim. Yanlış bir şey yaptık gibi sanki ama... Başka silah yok mu? Oh no. Başka silah. Ah siktir. Bunlar ne? Ha, kendimizi çağırabiliyoruz peki. Başka nelerimiz var? Başka. Oho! Doom!
Oğlum ne biçim bir ortama girdim ben? Bit artık, lanet olası, bit artık, bit artık. Hadi abi, hazır şunlar oradayken. Aldım. Al abi, al abi. Evet, bitti mi artık? İş. Guys. 3 tane daha key kart lazım. Bir dakika. Evet, sanırım böyle böyle tırmanacağız. Abi çok ilginç bir oyun oldu yani. Evet, geri kalanlardan daha güçlüsün ve daha hızlısın Case. Evet, tam olarak Cradle orijinalinde dizayn edilme sebebi bu. Case, özet geç. Senden cevap alamıyoruz, iyi misin? Peki, iyi sayılmam hocam ya. Şuraya doğru gideceğiz. Herhalde. Diğer kanatlara geçmem lazım. Bu Adler'in bahsettiği insan deneylerine ait bir kanıt bulamadım. Geçen haftaki Cradle deneyinden dolayı çalışanlarımız kesinlikle çok iyi durumda, yani mutlu. Evet, açıkçası senin bir sonraki adıma hazır olduğunu düşünüyoruz. Peki. What's the next step, bro? Çok ilginç bir deneyim. Yani bir oyun içerisinde hepsini sığdırmak da çok ilginç olmuş arkadaşlar. Şimdi sarıyı aldık, yeşili almamız lazım. Yeşil için şuraya gireceğiz arkadaşlar. Administration tarafına. Administration tarafına nereden gireceğim abi? Yukarıda bir yerde bir şey olması lazım. Eğer bir şey görürsen bir şey söyle. Sanırım Springer sana çoktan bundan bahsetti ama seni 24 saat içerisinde başka yere taşıyacağız. Bu süre zarfında kısıtlamalar gerekli olabilir. Çok içten özürlerimi sunuyorum. Sadece şu son günlerdeki davranışsal değişiklikleri anlayana kadar. Senin güvenliğin bizim en büyük önceliğimiz diyor. Abi yani neden böyle bir yol izlemişler? Tamam, burada Cradle'ı dokümante ediyorlarmış arkadaşlar. Cradle'ın dokümante edildiği yermiş burası. Tamam, bu bölgeyi araştır diyor. Eskiden raporları direktöre götürüyorlarmış. Şimdi bu iş bize kalmış. Belki de kartı bu şekilde geri geri verebilir. Tamam, raporları arkadaşlar şuraya geri koyacağız. Ama yani bunu, bu olayı birazcık uzatmış olabilirler. 4 farklı kart gibisinden. Tamam, neyse.
Şunları toplayacağız arkadaşlar, şu raporları. Tamam, birinci raporu bulduk. Bir tanesi gitti, üç tanesi kaldı. Masalarda böyle böyle şeyler arayacağız arkadaşlar. Tamam, bir başka rapor. Bunların hepsi zombiye dönüşecek bence. Tamam, iki rapor. İki tane kaldı. Evet, tabii ki. Ağzına sıçayım. Aaaa! 3 rapor. Bir tane kaldı. Nerede acaba? Çok korkunç. Çok korkunç. Üzerimize gelen böyle şeyler varken ben odaklanamıyorum. Evet, bunu hak ettin. Aa! Direktör bey! Bırakın! Ben namusuyla çalışan bir işçiyim. Asiktir onu. Ona güvenemeyeceğimizi biliyordum. Tamam, kaçmasına izin verme. Bırak lan. Biraz tuhaf bir şey hissettiriyor bana. Gördün mü? O bir canavar. Abi tahmin etmeliydim. İşin boku çıktı iyicene. Bir de koşuyor, nasıl satayım? Ah! Fena koydu. Abi nasıl bir şey yaşıyorum ben acaba? Nasıl bir tecrübe bu? İkinci key kart da aldık. Bir başka key kart. İki tane kaldı bulunacak. Pantheon'un özünü sadece çok az kişi biliyor Case. Eskiden CIA'delerdi. Diğer Black Ops bölümleri tarafından bile bilinmiyorlar.
Cradle'ı geliştirdiler. Yeni jenerasyon ajanları bu şekilde doğabilirdi. Case, sanırım biyotekin içine girmenin yolunu bulduk. Aşağı katlara erişebileceğinden şüpheliyim. Umarım ki şu ana kadar asansörü bulmuşsundur. Yalnız değiliz. Evet, size bunu söylediğim için üzgünüm ama dün gece Cradle programı için verilen kaynak geri çekildi. Endişelenmenize gerek yok. Evet, bundan sonraki desteği alacağınıza emin olabilirsiniz. Kimse bu yere hakkında bir şey bilmeyecek. Kendi hakkında da çok bir şey hatırlamayacaksın ama bunların haricinde çok sağlam bir ajan olacaksınız. Case 1. Acaba case dediği biz bir olay mıyız? Olay anlamında mı case kullanmış olabilir? Çok ilginç bir diyalog olacak yani bu. The fuck? Track it down, case. It has the key card we need. Aradığımız key card. Tamam, geçelim abi bunu. Tabii ki de bu kadar kolay olmayacaktı. Evet, saklanıyor. Çık çık ortaya çık ortaya. Neredesin? Come on, show your damned face. Your neredesin oğlum? Oğlum yüzleri gerçeğe dönüyor bunların. Evet, bul şunu. Nerede bu? Hiçbir şey kalmamış. Case, ne? Ebenin elini körü. Evet, sonuncusu kaldı arkadaşlar. Oğlum bu... Neredeyse vardık. Bir tane keycard kaldı. Cradle'ı mükemmelleştirmek için çok uğraştılar Case. Ama yan etkileri durdurulamadı. Evet, bunu biliyoruz. Evet, sen ilk ve son gönüllüsün. Bu yüzden üreticileri onu biyolojik bir silaha dönüştürdüler. Ananı. Abi çok rahatsız edici bir bölüm ya.
Abi böyle daracık alanları falan hiç bana göre şeyler değiller. Ha sinyal weak. Nerede abi? Sinyal çok yakın. Burada sinyal. Ananı. Ağzına tıkırayım. Ben de niye melee weapon kullanmıyorsam. Altı, sekiz, beş, altı, sekiz, beş, dokuz. Neredeydi burası? Ses var ama. Tamam. Bunu da aldık. İşte burada. Control room access gate opened. Tamam, kontrol odası erişim kapağı açıldı. Evet. Üst katına, evet tabii ya. Öf, saçmaladım. Hemen böyle bir üst kata bakmamız lazımken ben bakmıyorum tabii. Hata bende. Çok karanlık bir ortam arkadaşlar. Neyse sanırım bulduk. Bir, iki, üç, altı. İki, altı, bir, altı. Tamam. Tamam, suyu boşaltacağımız yer burası arkadaşlar. Ama şuraya da bakmam lazım. Tamam. Bir. İki. İki. Üç. Tamam. Başarılı oldu. Tamam, boşaltma aktive oldu. Suyu boşaltıyor arkadaşlar. Suyu boşalttıktan sonra da yapacağız. Testleri hatırlıyor musun? Batisferin içerisindeki bu su dolu tanktan bahsediyor. Cradle'la uygulamaya başladıktan sonra bizlere hani mükemmel asker yaratmayı denediler. Vücudun ve zihnin duvarlarını kırmayı planladılar. Tamam, boşaltma tamamlandı. Ne saçma mekanlar ya. Tamam, tepemize çökecek. Ben de diyorum nerede bu? Selamlar şekerim, selamlar.
Sorry brothers. El bombamız yok. Bu yaptığımız abimizi biraz kızdırmış olabilir. Yalnız bu bizim eleman bir değişik bir adam ya. Oh oh oh. Nerede bu abi? Oh no. Oh no. Bak. Adam peşimizden koşuyor. Mermim çok azaldı. Ne oluyor? 2-3-1. Ne saydı bu? Oh no. Tamam, bitti. Tamam, güzel. Bunu da hallettik. Excellent work. Tamam, süper. Süper iş. Bütün key kartları aldın. Cradle projesi bizi başarısızlığa uğrattı, Case. Evet, kontrolden çıktık. Vahşi ve manyakça. Öfkemiz bu işletmeyi sabote ediyor. Damarlarında akan aynı zehri burada kontamine ettik. Hatırlıyor musun? Hayır. Hatırlamalı mıyım? Oh no. Testa. Oo. Oğlum. Bunların hepsi boots. Ben hemen şuraya döneyim ya. Evet, hava dönme zamanı geldi. Marshall, sen misin? Benim, en sonunda. Burası bir labirent. Tanrı'ya şükür enerji geri geldi. Tamam, neyse. Şu kartları takalım arkadaşlar. Tamam, direktörün key kartı kabul edildi. Tamam, devam ediyorum. Biraz oyunu fantastik hale getirmişler. Ben bu şeyi sevmedim bu arada arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bu bölümü çok hoşlanmadım. Yani ilk başta böyle bir göze hoş geldi gibi, hani halüsinasyon gibi, ama birazcık suyu çıktı arka arkaya. Tamam, biyoteknoloji kanalına erişim onaylandı dedi. Oh! What the fuck was this? Bu birazcık şey olmuş arkadaşlar, hani Call of Duty Black Ops 6'da zombi de koyduk. Bir campaign bölümüne bunu da sıkıştıralım. Bunu da tanıtımını yapalım olmuş. Bana soracaksanız olmuş mu? Çok abartılı olmuş arkadaşlar, çok. Ya bu kadarına gerek yok. Buradaki kazadan sonra Livingston Cradle programını kapattı. Ve CIA Pantheon şubesini feshetti. Livingston metotlarından dolayı rahatsız. Ama tam olarak değil.
Ya come on. Hadi abi. İşin boku çıktı artık. Aç şunu da aç. Remember your training, Case 1. Eğitimini hatırla, Case 1. Cradle programı hakkında konuşamazsın. Ya da Pantheon'un hakkında asla. Tamam, bunun tahmin edilemeyen sonuçları olacaktır, dedi. Mesela bu ne abi yani? Bu abimiz kuvvetli bir abimiz. Bombamız var mı? Şey var. Şimdi şu abimizi etkileyecek bir şey olması lazım. Neredesin abi? Nerede bu abimiz? Bir tür nöbet geçiriyor. Onu tut. Şu anda biz Marshall'ın yanında mıyız? Abi sen... Bu abinin canı biraz zor mu gidiyor, bana böyle geliyor? Bitirdim. Case! Ya ona yardımcı ol! Yardımcı ol! Sakin ol Case! Case! What the... Tamam, iyisin iyisin. Case, Case! Benim! Marshall! Ah, tamam geliyor. İyi olacaksın. Hangi seyahattiysen... Davet etmediğine sevindim. Tamam, sakin ol. Evet, buraya kadar başarabildiğine bile inanamıyorum. Case! Bir şey mi var? Şuna bir bak. Evet, birisi büyük bir her, yani bu ne her neyse. Evet, geçen yaz olmuş gözüken. Pantheon. Evet, bu Cradle dedikleri şey bu olmalı. Bu da ne? Halüsinojen mi? Gözü gözüküyor Case. Evet, parçalanmaya hazır durumdaydın. Evet, senin gözlerini hiç böyle görmemiştim. Şuradan çıkalım artık. Ya çok ilginç görev arkadaşlar. Çok ilginç. Hey. Hey. Some you should see. No popcorn. Görmeniz gereken. Serious. Mısır patlağı yok mu? Ben ciddiyim. Tamamdır. Dikkatimi çektin. Bu adam da Lost'taki Michael'a benziyor. You cracked the disc. Heh, diski kırmışsın. Kırdım. No. Hayır. Yes, you have it. Evet.
Emin olmalıyız. Evet, sen de. Bu kim? Ready, Dr. Hazır mısınız, Doktor Gusev? Onu içeri alın. Abi mide bulandırıcı testler ya. Bu 18 numaralı örnek Cradle'la enfekte oldu. Şu an kontrolümüz altındaki deneye yakın durumda. Evet, şu anda dönüşüm gerçekleşmek üzere olmalı. Hayır, 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 lütfen. Lütfen yardımcı olun. Hayır, hayır, lütfen. Bu biyolojik bir silah. Bunu çoktan biliyoruz. İzlemeye devam et. Evet, bu sefer daha mı fazla hızlı? Evet, hızlı. Ve daha agresif. Talep ettiğiniz gibi. Oha! Oho! Mükemmel. Isn't that your friend? Bu senin arkadaşın değil mi? Harrow. You did it. Başardın. Görünen şeye bakılırsa evet. Kapat şunu. Biraz daha. Sana şunu kapat dedim. Sana ihtiyacım var. Grab the other end, will you? Diğer ucunu tutsana. Ne bu? Muşamba mı? Good to see you up. Kalktığını görmek güzel. O çılgınlığın hala seni etkilediğini tahmin ediyorum. And you know. Ve biliyor musun? That your friend is a huge bitch. Evet, arkadaşın çok sağlam, şerefsiz tekiymiş. En azından dün gece evin çöküşünü kaçırdın. Direkt suyun içerisine. Senden ne haber bilmiyorum ama ben dışarıda uyumak isteyebilirim. Hadi şuraya bırakalım. Marshall'ı rahatsız etmek istemiyorum. Evet sevgili dostlar, çok 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 ilginç bir görev yaptık. Bu arada rengi açmıştık biliyorsunuz. Rengi açtıktan sonra bence biraz daha iyi olmuş. Çok karanlık bir içerisi böyle oynamak daha iyi gibi gözüküyor arkadaşlar. Diğer türlü çok karamsardı. Özellikle bu bölümde karanlık bölgelerde inanılmaz rahatsız oldum arkadaşlar. Yani öyle böyle değil. Ama bu şekildesi daha iyi. Arkadaşlar bu bölümümüzü artık burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki bölüme kaldığımız bu noktadan devam edeceğiz. Arkada bir şeyler dönmeye de devam ediyor ama B24. Fucina'da bir tablo. Fucina'da kim? Bir fikrim yok. Who değil. Ya yani kim değil? Ne? Fucina. Luttazi'de bir kazino. Sadece onların partnerleri ve arkadaşları kullanabilir. Adler Avalon'daki bir suç şebekesinin Pantheon'a bağlantılı olduğunu düşünüyordu. Şimdi ise bunu biliyoruz. Fena değil. B24'ten ne haber? Luttazi's üzerinde bazı çalışmalar yaptım. Bu konuda bana ışık tutabilecek bir bağlantım var. Woods, Felix'e bağlantı için yardımcı ol. Sev, sen de öyle. Bir plana ihtiyacımız var. Marshall! Şu muhabbetleri geçmek istemiyorum arkadaşlar. Bölümümüzü sonlandıracağız ama bundan sonra. Seninle konuşabilir miyiz? Bizim gölgemiz nerede abi? Bizim gölgemiz yok. Bana bir el at. Harrow senin için çok bir şey ifade ediyordu. Çalışıyor muyuz, konuşuyor muyuz? Seni sıkmak istemiyorum ama bunu kişisel algıladığın çok belli. Öyle mi dersin? Evet. Öyle olduğunu sanıyorum. Ve öyle. Hayır. Ne? Nasıl hissediyormuş, biliyormuşum gibi davranma. O senin acın Marshall. Ama ihanete karşı yabancı değilim. En yakında gördüğün insanın süper bir kötü insana dönüşmesine ne dersin peki? Buna ne dersin? Şu anda bir pep talk'a ihtiyacım yok. Sana duymaya ihtiyacın olduğu şeyi söylüyorum. Duymak istediğin şeyi değil. Evet, şu anda ihtiyacım olan sen bu mu zannediyorsun?
Arkadaşlar ışık arkamızdan vuruyor ama bizim gölgemizin olmaması çok saçma. Bir zamanlar senin gibiydim. Söylediğim gibi. Güvendiğim insanlar bana ne getirdi biliyor musun? Bir suçlu hayatı. Kayıp. Hayatındaki gerçek insan. Gerçekten beni gören insan. Sonsuza dek. Gitti. Öldü. Ve tetiği ben çektim. Ben... Kurallar değişti. Ama oyun değişmedi. Ya ayakta durursun ya da yenilmeyi kabul edersin. Ooh. That was something, bro. Evet, bir şey söylemeyeceksen bölümü kapatacağım. Marshall abi. Evet sevgili dostlar, Safe House'dayız ve bence çok değişik bir bölümdü. Yani gazın bize verdiği şey tabii ki de yani o derece olmasını beklemiyordum. Tabii ki de halüsinatif şeyler gösterebilir. Kabul ediyorum. Ama bu birazcık fantastik ögelere kaymıştı arkadaşlar. Yani biraz daha böyle bir ruhsal şeyler, dini temalar görebilirdik. Böyle bir ruh gibi şeyler vesaire. Zombi de bunların içerisine dahil edilebilir ama bu birazcık da arkadaşlar oyunun bu zombies kısmını desteklemek için yapılmış bir campaign bölümü olmuş. Ben şu ana kadar oynadığımız bölümler içerisinde bunu çok beğenmedim. Açıkçası. Yani bir de işte 4 aşamalı işte kartları topla vesaire filan. Ya birazcık oyunun ciddiyetinden çıkan bir bölüm oldu ama beğenenler de olabilir arkadaşlar. Benim bu kendi şahsi fikrimdir. Bunu da farklı bulacak olan oyun sever dostlarım olacağına eminim. Umarım ki arkadaşlar izlerken keyif almışsınızdır. Yeni bölümde görüşmek üzere diyorum. Yeni bölümde kaldığımız bu noktadan devam edeceğiz. Yeni bölüme kadar kendinize iyi bakın. Oyunda kalın, hoşça kalın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bye bye.